arkadaş başından yaralanmış. İsmini söyleyemiyorum. Durumu maalesef ağır. Bir tek yaralı da o değil. Çatıdaki durum nasıl bilmiyoruz. Şu an savaş gemileri kurşun atıyorlar. Demir mermi atıyorlar. Ve çok sayıda yaralımız var. Arkadaş başından yaralandırılır. Evet, şuradan yine Muharrem Bey üzerinden devam edelim o zaman. Muharrem Bey, Mavi Marmara baskınında çok ağır bir yara aldınız. Bildiğim kadarıyla başınızdan yara aldınız. O süreci bir anlatabilir misiniz? Yani nasıl bir süreç yaşadınız orada? Tabii Mavi Marmara gemisi hakikaten farklı bir gemiydi. Ben şöyle tarif ediyorum. Önce umre, hac nasip olmadı ama umre yaptım. Hani umre dünyanın dört bir yanından insanların bir araya toplandığı, istişareler ettiği, ibadet ettiği bir mekan. Cenab-ı Allah ümmeti bir kongrede bir araya getirir. Ancak inanılmaz bir duyguyla ben bu teorik olarak okuduğum ve belki pratiğini umrede aslında yapma imkanı bulduğum meselenin herkesin kilitlendiği bir İslam davası, yani üzerinde ittifak ettiği bir dava üzerinde bir arada yolculuk yaparak buluşmasını ona benzettim. Hatta belki ruh olarak ondan biraz daha öte bir anlam yükledim diyebilirim. Mavi Marmara yolculuğu kısa, 3 günlük bir yolculuktu saldırı anına kadar. Ama sanki aylar süren, sanki yıllar süren bir etkisi olan, bir manası olan, bir değeri olan yolculuktu. Çünkü dünyanın dört bir yanından sizin gibi düşünen, aynı hedef, aynı amaç doğrultusunda yola çıkan insanlarla bir yere doğru gitmek ve bu uğurda aslında biraz da bütün tehlikeleri göze alarak çıkmak çok farklı bir şey. Bir seyahat değil, rahatlık yok, geminin üzerinde tulumların içerisinde yatıyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi gemiyle yapılan bir yolculuk, bir cihat seferi karayla yapılan yolculuktan kat kat daha üstündür. Nitekim tehlikeleri çok daha büyüktür. Bunu göze alarak yapılan bir sefer çok daha kutlu bir yürüyüştür, bir seferdir, bir yolculuktur. Bu açıdan Mavi Marmara yolculuğu hakikaten çok değerli ve anlamlı bir yolculuktu. Bu süreçte 3 günlük sefer boyunca karşılaştığımız zorluklara rağmen, yani örneğin geminin içerisinde su bir ara bitmek üzereydi. Yani içme suyu azalmak üzereydi. Şimdi biraz önce okuduğum hadisin aslında belki de bir açıklamasıdır bu. İçme suyunuz, tatlı suyunuz bittiği zaman abdest almak için tuzlu su kullanmaya başladık. Deniz suyundan içeriye su alındı. Yüzümüze vurduğumuz zaman yüzümüz yanıyordu. Şimdi ne kadar daha bu geminin suyun üzerinde kalacağı, ne kadar daha buna devam edeceğimiz çok bilinmiyordu. Şimdi Gazze'deki insanların durumunu biraz onunla kıyas ederek anlamaya çalışıyorum. Geminin üzerinde mahsur olduğunuzu düşünün. Suyunuz yok. Sıcak ve şeye açıksınız. Her türlü tehlikeye açıksınız. Böyle bir sefere çıkıyorsunuz ve ayrıca silahınız, kendinizi koruyacağınız bir gücünüz de yok. Tam da Gazze'lilerin durumu aslında. Gazze'yi özgürleştirmek için yola çıkan insanların durumu da tam da Gazze'lilerin durumuna benziyordu. Mavi Marmara'yı biraz böyle değerlendirmek gerekir. Dünyanın dört bir yanından insanlar konforunu terk ederek böylesine bir yolculuğa çıkmışlardı. Değerli bir şeydi.
belki ömrümüzde ilk defa yaşadığımız bir daha yaşamanın benzeri bir hazın, duygunun nasip olup olmayacağını bilmediğimiz, bahtiyar olduğum bir süreçti bu. Daha bahtiyar olduğumuz ise belki kendimizi böyle avutabiliriz. Çünkü herkes daha yukarıya gıpta etmek ister. Yani şehitler vardı, bize o nasip olmadı. Ama şimdi çevremizde bizimle beraber hayatta kalan arkadaşların birçoğu da aslında yaralı olmamız hasebiyle, bizim gazi olmamız hasebiyle bize gıpta ediyorlar. Biz de şehitlere gıpta ediyoruz. Öyle Bu ifade iş böyle ediyorlar. uzar gider. Cenab-ı Allah sanki O bizi buna açıdan böyle hazırladı. Özellikle gemiye hemen binemeyişimiz, buradan Antalya'ya çıkışımız, Antalya'da birkaç gün orada kapalı spor salonunda kalışımız, orada konuşmamız, okumalarımız, halkalarımız, Kur'an tilavetlerimiz, kitap tahlillerimiz, dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla hemhal olup ümmetin meselelerini istişare edişimiz sanki gideceğimiz yolculuğun bir hazırlığı niteliğindeydi. O açıdan bakıldığı zaman hatta biz merhum şehit Ali Haydar Bengi'nin tavsiyesiyle biz onunla beraber yola çıkmıştık. O Diyarbakır'dan, ben Elaziz'den çıkmıştım. Antalya gibi bir şehirde ve yazın tam başlangıcında olmamız hasebiyle şöyle bir teklifte bulunmuştu. Gelin şu kapalı spor salonundan dışarıya çıkmayalım, burada itikafa niyet edelim. İtikaf vaktinde değildik ama gelin itikafa niyet edelim. Böylece kendimizi bu mübarek yolculuğa hazırlayalım. Allah ondan razı olsun, böyle bir teklifi bize yapmıştı. Ve biz öyle yaptık. Hakikaten o mekanı bir mescit gibi itikaf mekanı olarak nitelendirdik. Sabah akşam zikirleri, duaları, Hazreti Peygamber'in okuduğu dualar, bunlar üzerinden böyle hayatımız devam ediyordu. İşte böyle güzel bir yolculuğun içerisinde en nihayetinde gemiye binip yola çıktığımız zaman da geminin 2 günlük yolculuğunun 3. gününde nihayetinde etrafımız sarılmıştı. Önümüz tıkanmıştı. İlerleyişimiz durmuştu. İşte bu süreçte gerek havadan insansız hava araçlarının takibi, gerek çevremizdeki büyük gemilerin yanımıza yaklaşması gibi durumlar artık Mavi Marmara'nın bir manada kuşatılmaya tabi tutulacağının bir göstergesi, işaretiydi. Bir takım sözlü tacizlerde de bulunuldu. Bir takım tehditler de bize iletildi. Ama buna rağmen hiçbir şekilde hiç kimse geri adım atmadı. Şöyle bir anekdot anlatarak o sorunuzun ilgili kısmına gelmiş olayım. Saldırıdan bir gün önce böyle bir saldırının olacağı ve dolayısıyla herkesin bir tercihte bulunması gerektiği, yaklaşık 200 kişilik bir Türkiye'den katılanların oluşturduğu grup olarak bir istişare yaptık. Bu istişarede yarın şöyle bir saldırı olursa eğer ne yapmamız gerekir şeklinde bir şeylerin konuşulduğu bir kapalı ortam toplantısında herkes ne olursa olsun, sonucu nereye varırsa varsın, biz mücadeleye devam etmeliyiz. Asla teslim olmamalıyız. Gelen İsrail askerlerinin bizi zelil düşürmesine izin fırsat vermeden onlara karşılık vereceğiz. Öyleyse ne yapmamız gerekir? Geminin dört bir tarafına yayılacağız. Bu gemiyi savunacağız. Bu gemi hedefine ulaşıncaya kadar elimizdeki imkanlar neyse onu kullanarak karşı durmaya devam edeceğiz. Ve en neticede elhamdülillah Cenab-ı Allah bana ve yanımdaki diğer arkadaşlara geminin çatı katına çıkmayı nasip etti. Yine aynı şekilde Şehit Ali Haydar Bengi'nin isimlendirmesiyle geminin çatı katı Uhud'daki Allah Resulü'nün sizler şu tepenin başında duracaksınız. Düşman eğer bizim vücutlarımızı, bedenlerimizi savaş meydanından kapıp götürdüğünü, kuşların bedenlerimizi, cesetlerimizi kaçırdığını görseniz dahi bu tepeyi terk etmeyeceksiniz şeklinde ifade buyurduğu Okçular Tepesi isimlendirmesi yapmıştı.
Arkadaşlar biz Okçular Tepesi'ne çıktık. Eğer buradan helikopterden gelirlerse ne olursa olsun onları içeri sokmayacağız, direnişe devam edeceğiz şeklinde bir isimlendirmede bulunmuştu. Bunlar hepsi motive edici şeyler. Hakikaten biz bir gün öncesinden oraya yanımıza her birimiz beşer litrelik bir su alarak üzerimize gece kabanımızı ve tulumumuzu bir günde bize yetecek kadar yiyecek alarak çıktık. O saatten sonra ben ve arkadaşlarım aşağıda ne olup bittiğinden Aslazar kısmında uydunun olduğu yerde nöbet tutmaya başladık. Gece saat 2'lere 3'lere kadar bu devam etti öğlen vaktinden ve nihayetinde o gece vakti sabaha doğru bize sabah namazından kısa bir süre önce namaza inmek üzere birer kişi aşağı indik. İlk olarak ben indim. Namaza henüz hazırlık yapılıyordu bir alt katta. Ben yukarıdaki yerimi boş bırakmamak için, demek ki o kadar kaptırmışım ki kendimi Okçular Tepesi'nde olduğuma, farzı beklemeden, ben cemaati beklemeden, insanlar sünnet kılarken ben farzı kılarak bir an önce yerime dönmeyi istedim. Geriye doğru yürürken o arada arkadaşlar tabii ki farza başlamışlar. Geminin uzunca bir koridorundan yürürken seslerin geldiğini gördüm. Zodyak botlarıyla o anda geminin dört bir yanından ellerinde tüfeklerle gemiye doğru ateş eden askerlerin yaklaştığına şahit olduk. Tam da namazın üzerindeyken saldırmışlardı. Orada tabii ki insanlar ellerindeki şişelerle veya ne varsa ne buldularsa karşılık verdiler. Ve ben geminin çatı katına çıkmak üzere şöyle sadece bir insanın çıkabileceği kadar dar bir merdivenden yukarı doğru koşarken kafamı geminin tam çatı katına çıkardığımda helikopterin asker indirdiğini ve bir yandan da ateşli silahlarla sağa sola ateş ettiklerine şahit oldum. Daha henüz çatı katına adımımı atmadan birçok arkadaşımın da kolundan, ayağından birçok yerinden yararlandığını, gemiye inen askerlerin de böyle sırt sırta vererek sağa sola ateş ettiklerine şahit oldum. Ama hep birlikte elimizdeki imkanlar neyse askerlerin üzerine hücum ettik. Ve o askerlerin bir kısmını, yani gemiye inenlerin tamamını etkisiz hale getirdik. Silahlarını ellerinden alıp denize fırlattık. Ve birçoğu hakikaten ayaklarımızın altındaydı. Birçok arkadaşımız da tabii ki yaralanmıştı. Bu süreç içerisinde benim yanımda Şehit Ali Haydar Bengi şehit oldu. Fahri Şimdi Yıldız. burada hemen bir parantez açayım. O anda ne hissettiniz? Yani askerleri gördünüz, helikopterle karşı karşıya geldiniz ve artık bir çatışma orada kaçınılmaz. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Yani Filistin'deki Müslümanlar o çatışma esnasında nasıl bir ruh haliyle İsrail askerinin karşısına çıkıyor? Siz o anda ne hissettiniz? Görür görmez. Yani doğrusu bir Filistin'in hissettiği neyse bence ondan farklı bir şey hissetmedik. Ben birçok arkadaşım için onu söyleyebilirim. Şu an gözümüzün önünde sahneler cereyan ediyor değil mi? Yani Filistin halkı gelen ellerinde her türlü silah, bomba olan insanlara karşı bir mücadele gösteriyorlar. Ben oradaki arkadaşlarımdan kimsenin böyle kaçtığını, geri durduğunu, kurşunlardan kendisini korumaya çalıştığına hiç şahitlik etmedim. Bu aslında Filistin'in insana kazandırdığı bir ruhtur. Kudüs mücadelesinin davasının insana kazandırdığı, bir mümine kazandırdığı bir ruhtur. Bunun Filistinlisi, Türkiyelisi, bunun başka ülkeden olanı diye bir şey yoktur. Filistin bir davadır ve herkesin, her Müslümanın ortak davasıdır. Bu davaya sahip olan herkesin aynı refleksi vereceğinden hiçbir şüphem yoktur. Bugün Filistinli kardeşlerimizin yerine ben kendi adıma konuşayım. Mikail abi de öyledir. Orada olmuş olsak onların verdiği tepkiden çok farklı bir tepki vermeyiz diye düşünüyorum. Bize bu ruhu kazandıran birçok etken var. Ama Mavi Marmara'ya katılanların o yaşadığı sürecin bence bunu pekiştirdiğini düşünüyorum özellikle. Ve orada düşünün ki bakın size izahatte bulunuyorum.
Gemiye çıkmaya çalışan eli silahlı askerler var. Ben o anda hiçbir şekilde canımı düşünerek, bunu bir kahramanlık olsun diye anlatmıyorum. 1 yaşında bir oğlum vardı benim. Tek oğlum vardı, 1 yaşında bir oğlum vardı. Hiç aklıma gelmedi. Geride işim, aşım, eşim aklıma gelmedi. O anda aklıma gelen tek şey, aa ben alt kattayım. Benim olmam Gereken gereken yer o merdivenlerden alt kat. oraya koştum. Oraya kafamı çıkardığım anda yukarıda helikopter var. Elinde taramalı silahla etrafı tarıyor. Kolu ayağı vurulmuş yerde inleyen insanlar gördüm. Ama bu beni geri itmedi. Hiç aklıma gelmedi. Şimdi düşünüyorum, geriye doğru bakıyorum. Yok, öyle bir his hiç doğmadı içime. Daha da ileriye atıldım ve direkt elinde otomatik tüfeği, silahı olan adamın üzerine atladım. Bir arkadaşımızla beraber bir askerin elindeki silahı alıp onu aşağıya fırlattık. İsrail'in bugün elinde videolar var. Mavi Marmara gemisine binen insanların kendilerine saldırdığına dair delil olarak kullanıyor. Ben daha sonra kendimi gördüm. Parantez içerisinde söyleyeyim, bilmiyordum, sonradan öğrendim. Şehit Furkan Doğan'ın üst kata getirdiği bir el merdiveni vardı. Seyyar merdiven. O merdiveni elime geçirdim. Elinde silah olup bana doğrultan askere doğru koşarak merdivenle kafasına vurdum. Bunu yukarıdan uydu görüntüleriyle daire içerisine alıp nasıl o askerin üzerine koştuğumu, onu nasıl vurduğumu, biz vurmadık, önce onlar bize saldırdılar şeklinde delil olarak kullanmış İsrail askerleri. O videolar mevcut bende. Şimdi bakıyorum o anki duruma, hissettiğim neyse onu yaşamışım. O anda yani canını düşünmek, yani karşında, çünkü karşılaşmayı umduğun, kardeşlerini elindeki silahla canlı canlı vurduğunu gördüğün insanla karşı karşıyasın. Sen bu anı bekliyorsun zaten. Orada yapman gerekeni yapıyorsun. Elindeki imkan neyse onu kullanıyorsun. Şimdi bu büyük tonluk bombaları atan İsrail askerine karşı o çocukların ellerindeki imkanlar neyse, gençlerin ellerindeki imkan neyse, onunla verdikleri karşılık neyse, Mavi Marmara'daki insanların da verdiği karşılık oydu. Yani Cenab-ı Allah bize, Filistinli değiliz ama belki birçok Filistinliye nasip olmayan, bugünkü mücahitlere nasip olan bir şeyi nasip etti. Elimizdeki merdivenle de bir İsraillinin kafasına vurmuşuz yani. Çıplak ellerimizle bir İsrail'le güreşmiş, onu o gemiden aşağı atmışız elhamdülillah. Görüntüler var. Cenab-ı Allah bunu bize lütfetmiş. Yanı başımda Furkan Doğan'ın kafasına sıkmışlar, yere düşmeden kucağıma almışım. Furkan Doğan olduğunu sonradan öğreniyorum. Furkan Doğan kucağımda şehit olmuş. Birçok insan yanımda yaralanmış. Onlarla birlikte ben de aldığım darbeyle yere düşmüşüm. Ve sonra o yere düşmemin etkisiyle kafamı kaldırdığım andan itibaren helikopterden yukarıdan lazerli silahla benim de tam kafama sıkarak öldürmeyi niyetlenen İsrail askeri alnıma sıkmış ve ben o anda yüzümü hafif çevirince sol yanağımdan, şakağımdan girerek sağ çenemin alt kısmından, şah damarımın tam yanından kurşun dışarı çıkmış. İki çenemi dağıtarak, sol üst çene, sağ alt çeneyi dağıtarak, yön değiştirerek şah damarının yanından kurşun dışarı çıkmış ve ben o anda yere düşmüşüm. Ve bütün bunları hatırlıyorum. Bütün bunların hepsini çok iyi bir şekilde hatırlıyorum. Ve İsrail askeri üzerime gelip o halde yüzü koyun beni yere yatırarak ellerimi plastik kelepçeyle arkadan kelepçeledi. Yerden sürükleyerek ileri bir noktaya götürdü. O şekilde yere bıraktı.
Ağzımdan dişlerim ve etlerim dışarıya sarkmıştı. Şöyle tam parçalanmış vaziyette ağzımdan dışarı çıkmıştı etler ve damağım. Böylesine yaklaşık bir yarım saat 40 dakika ellerim arkadan çok sıkı bir şekilde hareket edemeyecek ve büyük bir acı hissedecek şekilde kurşun acısından daha büyük bir acıyla yerde o şekilde beklediğim vaziyetten sonra üzerime gelen asker işte beni sonra bayıltarak işgal topraklarına götürmüşler. Ve ben gözümü açtığımda sabah namazında saldırı olmuştu. Gece uyandım. Ameliyat edilmişim. Damağım dikilmiş vaziyette. Ellerim yine kelepçeli. Bir yatağa bağlı olarak üzerimde eli silahlı askerler hastane içerisinde Tel Aviv'de üzerimde bekliyorlar. Bu şekilde orada hastanede geçirdiğimiz yine 2 gün var. Ondan sonra Türkiye'nin girişimleri neticesinde Türkiye'ye geri dönüşümüz var. Kısaca böyle. Yaralan arkadaş başından yaralanmış. İsmini...